Sayın Başkanım, kıymetli Hazirun, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle ben de Erdinç Türker Başkanımızın babasına, kıymetli amcamıza Allah'tan rahmet diliyor. Erdinç Türker arkadaşımıza da ve ailesine de başsağlığı dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum. Şimdi ben son birkaç ayda yaşanan konuları bir takım hususları değerlendirmek üzere burada söz almış bulunmaktayım. Tabii geçtiğimiz ay bir yapmış olduğum konuşmada değinmiştim. Sayın Belediye Başkanı'nın faaliyet raporu sunumunda ve daha önceki üç yılda sürekli karşılaştığımız, sürekli söylediği bir takım kavramlar var. Neydi bunlar? Şeffaflık, saydamlık, hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik bu kavramlar gerçekten geçtiğimiz ayda ifade ettim. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Kiminle konuşursanız konuşun. Her yerde karşılık bulacak, kabul görecek kavramlardır. Ayrıca yine Sayın Belediye Başkanı burada bu mecliste yapmış olduğu bir konuşmasında aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Bize dönerek, meclis üyelerine dönerek eğer benim bir yakınım, bir arkadaşım, bir akrabam olur da bir yanlışa düşerse, siz de bunu burada dile getirmezseniz, beni uyarmazsanız bunun vebali sizin üzerinizdedir demişti. Burada herkes alkışladı. Bunu da kabul ediyoruz, alkışlıyoruz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biraz önce İbrahim Karaca, Mala Meclis Üyemiz Sayın İbrahim Karaca Başkanımız burada ifade etti. İki ay oldu ya, iki ay önce ifade etti. Dedi ki Sayın Yavaş sizin bir arkadaşınız, sizin bir yakınınız, bir bürokratınız paravan bir kooperatif kurarak hiçbir ürün üretmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 28 kalem elinde belgelerle çıktı. 28 kalem fahiş fiyatla ürün satmaktadır dedi. Biz geçen ay bekledik. Dedik ki ya herhalde bu arkadaşlar bunu açıklarlar. Ya da bununla ilgili bir teftiş, müfettiş görevlendirirler. Bu konuyu araştırırlar. Acaba bir şey diyecekler mi diye bekledik. Hiç ses yok. Ne yaptınız? Haydar Bey hukukcusun bak her konuya çıkıp burada cevap veriyorsun. Bak bu senin konu hukukcusun. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi soyuluyor bak. Görüyorsunuz paravan, paravan kooperatiflerle. Paravan kooperatiflerle soyuluyor. Bak hukukcusunuz. Hukukçu vicdanıyla bir çıkıp burada bir konuşun bunları bir anlatın. Bak bunları bir anlatın. Biz bunu konuştuk. Biz bunu konuştuk. Meclis üyemiz çıktı anlattı. Dedi ki sayın başkan hani demişti ya bunun vebali sizin üzerinizdedir diye. Çıktı anlattı. Siz ne yaptınız? Görmezden geldiniz ya. Kafanızı çevirdiniz. Hiç kimse çıkıp da burada bir cevap vermedi. Bak görmezden geldiniz. Peki şimdi bunun vebali kimin üzerinde? Bizim üzerimizde değil. Meclis üyemiz çıktı uyardı. Ve bir de biraz önce yine burada anlattı. Dedi ki siz bu bir de ödüllendirdiniz. Başka bir iş daha verdiniz. E çıkın bunların bir hesabını verin. Şimdi biz bunları konuştuğumuzda bir de bir alışkanlığınız oluştu. Ya mahkemeye gidin. E biz zaten mahkemeye gidiyoruz. Mahkemeye gideceğiz de. Ancak hem mahkemeye gidip hem de burada biz bunları soracağız. Hem mahkemede hesabını vereceksiniz hem de milletin huzurunda burada bunun hesabını vereceksiniz. Aynı buna benzer bir konuyla ilgili ben çıktım geçtiğimiz ay. Dedim ki kıymetli meclis üyeleri, sayın belediye başkanı, kıymetli Ankaralı halkımız, hemşerilerimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı. iki tane ihaleyle, bakın iki tane ihaleyle, iki tane adrese teslim ihaleyle usulsüzlük yaparak bir şirkete, Adrese teslim yaptığı ihaleyle 33 milyon lira milletin parasını peşkeş çekmiştir dedim. Ya bir tane arkadaşımız çıkıp da demedi ki CHP'li İYİ Partili meclis üyesi arkadaşlarımız ya arkadaş sen böyle bir iddiada bulunuyorsun bu nedir? Belgeler de elimde dedim ki isteyene benim bunun belgelerini veririm. Dediniz mi abi? Bir açıklamasını yaptınız mı siz bunu? Bununla ilgili bir aydır bir müfettiş görevlendirdiniz mi? Savcılara suç duyurusunda siz bulundunuz mu? Hani bulunacaktınız? Bulundunuz mu? Ne yaptınız? Bak biraz önce yine İbrahim abi söyledi. Ne yaptınız? Ölü takliti yaptınız. Görmezden geldiniz. Yüzünüzü çevirdiniz. Ben yine çıktım dedim ki. Sen yavaş diyordu ki henüz daha yeni seçildiği günlerde ben işlerin belediye şirketlerine verilip oradan da diyor üçüncü kişilere verilmesini doğru bulmuyorum. Ben diyordu evliya olsa yolunu şaşırır diyorum diyordu. Bak çok güzel bir cümle bu. Evliya olsa yolunu şaşırır diyorum diyor. Ben de çıktım belgelerini sallayarak dedim ki bak Sayın Yavaş burada 6 tane ihale. İhale kayıt numaralarında söyleyerek. Burada 6 tane ihale var. Bu 6 tane ihaleyle Ankara Büyükşehir Belediyesi kaç lira zarara uğratıldı biliyor musunuz? 100 milyon dolar zarara uğratıldı. Çıkın dedim bunun hesabını verin. Çıkın bunun hesabını verin. Ben biliyorum Adnan başkanım. Sen bu konularda demagoji yapmayı çok iyi bilirsin. Şimdi diyeceksin ki o da o da milletin cebi o da belediye şirketi de. Bak. Tamam. Sayın tamam Başkan. başkan tam. Sayın Başkan. Hadi bir tamam başkan, bak. 100 milyon evet. dolar. Ben bunu var ya detaylı bir açıklama yapın. Ben bu 100 milyon dolar nereden çıkardım biliyor musunuz? Ekaptan çıkardım Ekaptan. Ekaba ya. Kamu ihale kurumuna bildirdikleriniz üzerinden çıkardım. Bir de bildirmedikleriniz var ya bu davetiyeli pazarlık usulü yapılan bildirmedikleriniz var. Onları daha bilmiyoruz. Bakın bir teftiş, bir müfettiş görevlendirin, incelesin. Bu tutar en az 500 milyon dolar çıkar. Ve belediye şirketlerin hepsi zarar ediyor. E bu paralar nerede? Çıkın bunun hesabını verin dedik. Bir aydır bekliyoruz. Ben de diyorum ki yani herhalde arkadaşlar çıkacak bunun cevabını bize çatır çatır verecekler. Kendimi de hazırlıyorum bak şöyle bir cevap gelecek ondan sonra ben de yine şu tezleri sunacağım diyorum. Ne yaptınız abi? Ne yaptınız? Görmezden geldiniz. Yine kafanızı çevirdiniz. Herkes görmezden geldi. Ölü taklit yaptınız. Bak hem vallahi hem billahi. Milletin burada malına zarar veriyorsanız sonuna kadar biz bunu sormaya devam edeceğiz. Mahkemede de soracağız burada da bunu soracağız. Şimdi Geçtiğimiz ay yine ben soru önergeleri verdim. Ya dedim ki bir takım konuları merak ediyorum. Burada ne oluyor, ne bitiyor? Dört tane soru önergesi verdim. Bakın bunları sizinle paylaşacağım. Cevaplarını da paylaşacağım. Elinizi vicdanınıza koyun. Hangi birine doğru düzgün cevap vermişler? Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na burada hesap kodunu da yazarak diyorum ki dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık işte kalemlerinde bulunan ödemelerin 2019 yılında 45 milyon küsüratı da var. 2020'de 28 milyon, 2021'de 42 milyon lira buralara ödemeler yapılmıştır. Diyorum ki bunlar hangi derneklere verilmiş? Bunun bir listesini verin bana. Şimdi genel sekreterlikten gelen cevap. Genel sekreterin imzası var altında. Diyor ki istemiş olduğunuz bilgiler 2019, 20 ve 21 yıllarını harcama birimli fiyat şeyler listemiz ektedir. Abi şimdi biz bunu çeviriyoruz. Burada sadece 2021 yılında yapılan harcamalar var. 2019 yok. 2020 yok. Ya şimdi burada 2021'i gören bürokrat 2019'a 2020'yi görmüyor mu? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz burada? Bak ben aynı soru önergesini yine verdim. Buradan o bürokratlara sesleniyorum. Aynı cevabı verecekseniz burada yine ben bunu çıkar savunurum. Aynı cevabı vermeyin. 2019'dan ne olmuş? 2020'den olmuş onların da cevabını verin. Bir de burada bizim bir Ego Spor Kulübü var. 2021 yılında 20 milyon para verilmiş Ego Spor Kulübü'ne. Ego Spor Kulübü'nün 2021'deki başkanı şu anda ülkede de yok. Ülke sınırlar dışında. Bu para ne oldu? 20 milyona ne yaptınız ya Ego Spor Kulübü'nde? Bir çıkın bunun bir açıklamasını yapın. Bak kafanızı çevirmeyin sağa sola. Bunları da görmezden gelmeyerek geçiştirmeyin. Hepsine cevap verin. Şimdi yine bir soru önergesi diğer firma diğer müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler bunları istemişiz 2019 20 21 yılları arasında altına da bir liste yapmışım diyorum ki bak şu listeyi ya bunu hiçbir okuma yazması olmayan adam bile anlar şu listeyi doldurun gönderin diyorum bak bu listeyi de yapmışım bunu doldurun gönderin sanki biz o listeyi yapmadık genel sekreterlik bana bir cevap göndermiş. Ben diyorum ki bak bu firmalar, bu kişiler kimler, siz bu ödemeleri kime yaptınız diyorum. Bana diyor ki istemiş olduğunuz liste ekledir. Ekini açıyorum bakıyorum diyor ki işte şu daire başkanlığımız şu kadar ödemiş, bu daire başkanlığımız bu kadar ödemiş, şu da daire başkanlıkların ne kadar ödediklerini yazmış. Ya siz milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bu ödemeler kime yapıldı, kime? Bu kaç para biliyor musunuz? İki buçuk milyar lira. Bugünkü parayla 330 milyon dolar. Kime yapıldı? Hesabını veremediniz. Bak bunun da hesabını veremediniz. 330 milyon dolar bugünkü parayla iki buçuk milyar lira 3 yılda diğer firma ve kişilere yapılan ödemeler açıklaması yok. Bunu kime yaptınız? Kime yapıldı bunlar? Bunun bir listesini tamam ben bunun listesini istedim işte bak bürokratlarınız dalga geçer gibi bir liste vermişler bize. Diyor ki bu daire başkanlıklarımız şu kadar lira ödeme yapmıştır diyor. Burada dikkatimi çeken zaten Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 2019'da 29 milyon. 2020'de 22 milyon, 2021'de 363 milyon. Bu nasıl bir artış? Kime verdiniz? Ne oluyor bu Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığında? Bunların da bir hesabını verin. Şimdi bir liste daha soru önergesi veriyorum. Diyorum ki bak açık bir şekilde listesini yapıyorum. 0104 2019 30.04.2022 tarihleri arasında kaç adet gayrimenkul satılmıştır? Bunların listesini verin diyorum. Bak bu da zaten burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale çıkarken yayınladığı listenin aynısını buraya yazıp diyorum ki bunları doldurun verin. Şimdi bu arkadaşlar yine aynı şekilde dalga geçer gibi bu ciddiyetsizliği anlayın diye anlatıyorum bunları. Diyor ki bu tarihler arasında işte 47 adet taşınmaz satılmıştır. Şu kadar metrekare ölçümü vardır. 1 milyar 149 milyon lira satış yapılmıştır. Altında da bana akıl veriyor. Diyor ki bak. Işte bununla birlikte biz diyor şeffafız ya bunları zaten canlı yayınlıyoruz. Belediyenin sitesinde var. Sen diyor bunlar oradan da görebilirsin diyor. Ya ben zaten bunu biliyorum. Ben zaten buna belediyenin sitesinden baktım. Sizin bu verdiğiniz tutarla tutmuyor. İki katından fazla satış yapılmış. 2 milyar 600 milyon liralık gayrimenkul satışı yapılmış. Belediyenin sitesinde var bu. Ben zaten bunu biliyorum. Ama soru önergesine verdiğiniz cevapta bunu da gizliyorsunuz. Ya listeyi verin listeyi. Listeyi verin de bakalım ne kadar satılmış. Metrekaresi kaç liradan satılmış bir de biz bakalım. Ne olduğuna bir bakalım. Tabi bunun da hesabını veremiyorlar. Şimdi bir tane daha soru önergesi. Dört tane soru önergesi verdim. İnanın dördüne de verilen cevap çok ilginç. Bir tanesine yine 726 milyon lira bağlı idarelere yardımlar diye bir kalem var. Dedim ki bu hangi idareye verilmiş? Tahmin ediyordum zaten de yine de tam elimde yazı olsun diye. 726 milyon lira tamamı EGO'ya verilmiş. EGO sübvanse edilmiş. 2021 yılında. Şimdi Sayın Belediye Başkanı diyor ki 2021'in dördüncü ayında bir televizyon programına katılıyor. Orada diyor ki ya biz EGO'yu 2 milyar lira sübvanse ettik diyor. Şimdi burada gelen Burada yazan 726 milyon. 2019 sıfır. Aynı mali tabloda görünüyor. 2020 sıfır. 2021 726 milyon. Sayın Belediye Başkanı diyor ki 2 milyar. Şimdi ben Egon'un kesin hesabına baktım. Bu soru Önerges'in cevabı gelince. Egon'un kesin hesabında yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yardım ve bağış miktarı 835 milyon 126.553 lira. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesabında 726 milyon yazıyor. Sayın Yavaş 2 milyar diyor. Egon'un hesabında 835 milyon yazıyor. Ya siz bütçeyi böyle mi denkliyorsunuz ya? Böyle mi hesaplatıyorsunuz? İnanın valla bakkal hesabı bile sizin hesabınızdan daha iyidir. Bu işin ne kadar ciddiyetsiz yapıldığını farkına varın diye size anlatıyorum. Ben bu soru önergelerinin hepsini tekrar bugün yine verdim. Bunları düzgünce cevaplayıp ilgili bürokratlar dinliyorsa bunları cevaplayıp göndersinler. Şimdi bir pazar gün yapılacak olan bir 110 tesisin temel atma ve açılış töreni var. İşte günlerdir ilanı yapılıyor. Onu da merak ettim. Dedim ki acaba bu 110 tesis nedir? Şimdi temel atma töreni yapacağı için normalde ne olması gerekir? 2022 yılının ilk 5 ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi hızlı bir şekilde yapım ihalesi yapmış olması lazım ki. Bunları da sonuçlandırmış olması lazım ki e bugün mü temel atsın ya ayın 12'sinde. Şimdi baktım. Dedim ki bu yapım ihaleleri kaç tane? 1 Ocak'tan itibaren 2022 yılının ilk 5 ayında yapılan ihale sayısı 36. Burada bir sıkıntı yok. Tamam. 36 tane ihale yapılmış yapım ihalesi. İptal edilen ihale sayısı 17. Yarısı iptal edilmiş. Teklif ve değerlendirmesi teklif değerlendirmesi tamamlanmamış ihale sayısı 10. Daha şu anda değerlendirmesi devam ediyor. Sözleşme sayısı kaç biliyor musunuz? Sözleşme sayısı 9. Adnan Başkanım. Neyin temelini atacaksınız siz ya? Neyin temelini atacaksınız? Takip edeceğim zaten. Siz neyin temelini atacaksınız? Şimdi siz 9 tane temel atacaksanız demek ki 101 tane de açılış yapacaksınız. 110 tane bu toplam tesisimiz. Ya siz bu 101 tane tesis yaptığınızda biz mi görmedik bunu? Biz de aynı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesiyiz. Biz niye görmedik? İlçelerimizde görmemiz lazım bunu ilçelerimizde. Bak ben Sincan Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Ali Başkanım bilir. Sincan'a yaptığınız bir tek ne var biliyor musunuz? Portakal suyu sıkma büfesi koydunuz. Başka hiçbir şey yok. 3 yılda yaptığınız bir tek yok. Başka hiçbir şey yok. Neyin açılışını yapacaksınız? Şimdi son bir konu var. Burada ulaşım esnaf arkadaşlarımız burada balkonlardalar. Ben ulaşım komisyonu başkanıyım. Tam Tamam Ali Başkanım cevap versin. Ulaşı, ulaşım komisyonu ben ulaşım komisyonu başkanıyım. Kıymetli arkadaşlar önemli bir hususa değinmek istiyorum lütfen. İstirham ediyorum. Grup başkan vekilimiz de bu konuyla ilgili. Grup başkan vekili Kıymetli kardeşim İstasyon Caddesi'nin projesini AK Parti döneminde yapıldı. Kamulaştırması he, zaman gerekiyor. Kamulaştırması kamulaştırması AK Parti döneminde yapıldı. Kamulaştırma bedelleri AK Parti döneminde yapıldı. Siz ne yaptınız biliyor musunuz? Asfaltını attınız. Allah razı olsun sıkıntı yok. Ama proje bize ait. Siz sadece asfaltını attınız ya. Buna da dikkat edelim. Haksızlık yapmayın bak.